gazeteciler, havanın soğumasıyla birlikte kendini biraz halsiz hisseden herkes acil servislere akın etti. Doktorlarsa her gelen hastanın serum talebinden şikayetçi. Başvurularında da Türkiye'de kötü bir alışkanlık var. Serum aldıklarında tedavi olduklarını düşünüyorlar. Ağrılarının iğneyle daha kolay geçtiğini düşünüyorlar. Bayılacak gibi olmuştum. Ateşim yükselmişti. Bu tarz şikayetler nedeniyle acil servislerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Havanın soğumasıyla birlikte küçük bir gribal enfeksiyona yakalanan bile acil servise akın ediyor. Ya serum ya da iğne istiyor. Ancak bu durum büyük bir sıkıntıya neden oluyor. Acil servislerimiz yoğun bir hasta yüküyle karşı karşıya. Özellikle durumu acil olmayan hastaların çok fazla sayıda başvurması hem meslektaşlarımızın yorulmasına yol açıyor, hem acil servislerimizde büyük bir kalabalığa yol açıyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte artan enfeksiyonlar, yüksek ateş, halsizlik gibi belirtileri olanların serum mevsimi geldi. Hastanelerin acil servisleri serumsuz iyileşemeyeceğini düşünen hastalarla doldu. Hastaneye geldiğimde serumu yedim diye kendimi iyi hissediyorum. Genel kanı bu yönde, ancak bu durum büyük aksamaya neden oluyor. Acil serviste serum severler kapılarda bekliyor. Grip olmuş insanlar ya da işte biraz ateş yüksekliği, birazcık halsizlik gibi semptomları olmuş kişiler. Hemen bir serum alalım. O serumu aldığımızda hemen hayata geri dönebileceğiz, normal işlerimizi yapabileceğiz gibi bir kanı içerisindeler. İşe yarıyor mu peki hocam? Elbette yaramıyor. Yaradığı düşünülüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Ateş yüksekliği, öksürük, burun akıntısı gibi enfeksiyon belirtilerinin serum gerektirmediğini vurguluyor. Hastalar geldiklerinde, evet, bir serum yapıldığında daha çabuk düzeldiklerini düşünüyorlar. Özellikle bu viral solunum yolu enfeksiyonunda sıvı aldıklarında çabucak kendilerine geleceklerini düşünen bir sürü hastamız var. Onlar başvurduklarında, hocam bir serum bile takmayacak mısın? Ya da bir iğne bile yapmayacak mısın gibi ifadelerle bize çok sık serzenişte bulunuyorlar. Serum talebi karşılanmadı diye tepki gösterenler bile var. Bir kısım şiddet olayı ne yazık ki bu nedenle yaşanıyor acil servislerde. Uzmanlar gerek olmadığı halde serum isteyen vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Gerçekten acil durumda olan hastaların tedavilerinde de gecikmelere yol açabiliyor. Acil servisler gerçekten acil hastalar içindir. Sağlık sorunu yaşadığını düşünüyorlarsa bunun için polikliniklerimiz var. Bu polikliniklerde ya da aile hekimlerine gidip rahatlıkla muayene olabilirler. Çoğu zaman bu bile gerekli değildir. Gereksiz yere gelmesine ben de karşıyım. Acil hastalar gelirse çok daha iyi olur. Yani en azından acile gelen hastalara daha iyi hizmet almış olur. İçeride bir hasta vardı. Gayet normal gözüküyordu. Hani acil bir durumu olmadığı kanaatine ben vardım ama ısrarla serum istiyorum, Allah serum istiyorum. Ambulansla gelenler mi öncelikli, o mu öncelikli? Kış mevsiminde çok çabuk hastalanmamak için uzmanların bu önerisini dikkate alın. Sağlıklı beslenin, düzenli spor yapın. Vücudumuz sağlıklı kalırsa daha hassaslı oluruz. Günün koşullarına uygun olarak kıyafetlerinizi buna göre seçin.